Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hemen videomuza geçeceğim fakat onun öncesinde bugün değerli dostlar 21 Mart 2022 bugün Nevruz Bayramı. Videomuza geçmeden Bahar'ın müjdecisi gönül coğrafyamızın ortak değeri olan Nevruz Bayramınızı kutlamak istedim diyorum ve hemen akabinde günün Ukrayna genel durum haritasına hep birlikte bir göz atacağız. Devamında da yine her zamanki gibi sosyal medyada dikkatimi çeken gelişmeleri sizlere aktarmış olacağım. Detaylar isterseniz karşımıza bir gelsin. Şu an karşımızda 21 Mart 2022 yani bugüne ait Ukrayna genel durum haritası bulunmakta. Burada renkleri tekrardan belirtecek olursak pembe renkli bölgeler işgalci Rus kuvvetlerini temsil ederken sarı renkli bölgelerde ise Ukrayna savunma birimlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna genel durum haritasına şöyle uzaktan bir baktığımızda Rus kuvvetlerinin ilerlemelerinin yavaşladığını söyleyebiliriz. Rus kuvvetleri halen Kiev'i tam anlamıyla kuşatamadı. Çernihi bölgesi kuşatma altında fakat halen çok yoğun çatışmalar Çernih'i bölgesinde devam ediyor. Akabinde Sumi şehir merkezini de Rus kuvvetleri halen ele geçirebilmiş değil. Harki hattında da yine çok yoğun çatışmalar devam ederken Mikolayev bölgesinde de aynı şekilde çatışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ukrayna genel durum haritası bu şekildeydi. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu Ukrayna ordusunun genel kaybı listesine göz atmak isteyeceğim. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 196 İHA, 1438 tank ve zırhlı araç, 145 5 çok namlu roket atar ve 556 obüs 1237 özel askeri araç imha edilmiş. Rusya'nın kayıplarına ilişkinde Ukrayna Savunma Bakanlığı bilgi paylaştı. Burada yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldürüldüğü belirtilmekte. 97 Rus savaş düşürülürken 121 helikopterde etkisiz hale getirilmiş. Akabinde değerli dostlar Karabağ'da da önemli gelişmeler mevcut. Tam Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme süreci başladı derken Ermeni tarafından dün öğle saatlerinde ilginç bir çıkış geldi. Ermenistan tarafı Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Suriye'den paralı askerleri savaşa sevk ettiğine dair Birleşmiş Milletler'e bir rapor sunacakmış. Görünen o ki Ermenistan Türkiye ile normalleşmeyi gerçekten istemiyor. Kendileri bilir, kendi keyifleri bilir diyorum ve altını çiziyorum bu aktaracaklarımın kesinliği bulunmamakta. Hatırlarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya gönder biz de seni çıkartmış olduğumuz F-35 programına tekrardan geri katalım teklifi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teklifinin doğru olduğu istihbarat birimlerince onaylandı. Sosyal medyada özellikle de Telegram kanallarında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne 4 tane şartta bulunduğu belirtildi. Bu şartlar kesin olmamakla birlikte şu şekildeydi. Türkiye'nin S400 hava savunma sistemlerini üçüncü bir ülkeye transfer etmesi yani büyük ihtimalle Azerbaycan olarak belirtilmekteydi ve daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya vermiş olduğu desteğin son bulması, Dedaç ve Yunan adalarının tamamen silahsızlandırılması ve son olarak da Türkiye'ye NATO askeri ambargolarının tamamen kaldırılması şartıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne F-35 sorununun çözümüne ilişkin 4 tane şartta bulunduğu belirtildi. Açıkçası bu şartlar bana inandırıcı gelmedi. Fakat sosyal medyada dikkatimi çekmişti. Benden duyun istedim. S-400 bizim milli bir meselemizdir. S-400'lerin Türkiye hariç başka bir ülkeye konuşlandırılması söz konusu dahi olamaz. En azından benim düşüncelerim bu şekilde. Devamında Ukrayna'ya gideceğiz. Ukrayna'da çok ilginç olaylar yaşanıyor Hani sizlere sürekli belirtiyordum ya Özellikle de savaş sahasında sosyal medya kullanımı sınırlandırılmalı diye İşte Ukrayna askerleri yine sosyal medyanın gazabına uğradı sizler için videodan ekran görüntüleri almış oldum bu görüntüler kiev yakınlarında çekildi Ukraynalılar Rus strela hava savunma sistemini ele geçiriyorlar Aslında buraya kadar her şey normalken bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ukrayna askerleri Rus askerlerini harekete geçiriyor devamında ele geçirilen Rus hava savunma sistemi ile Nehri geçmeye çalışırken Ukraynalı askerler hava savunma sistemi bu şekilde nehirde bataklığa saplanıyor. Ukraynalı askerler nehirden kurtarmak için bir çalışma başlatıyor. Tam kurtarma işlemleri devam ederken Ruslar sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ukraynalı askerlerin videosunu görüyor ve yer tespiti yapıp hemen akabinde de kurtarma işlemi devam ederken bu iş makineleriyle birlikte bölgede bulunan Ukraynalı askerler Ruslar tarafından etkisi hale getiriliyor. Hep birlikte bir Belarus'un Ukrayna Büyükelçiliği'ne uzanacağız. Dün Belarus'un Ukrayna Ukrayna Büyükelçiliğinde ilginç gelişmeler yaşandı. Ukraynalılar Belarus'un Ukrayna Büyükelçisi'ne 30 gümüş verip ülkeden kovdu. 30 gümüş ne anlama geliyor Kaan diye sormuş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım. 30 gümüş geleneksel Hristiyan inancına göre ihaneti temsil etmekte. Ukraynalıların kendi inançlarına göre Havari Yahuda Judas Hz. İsa'nın yerini Romalılara 30 gümüş dinar karşılığında söylemişti. Bu şekilde Ukraynalı askerler Belarus Büyükelçisi'ni yakapaça ülkeden kovdular. Ukrayna genel durum haritasıyla birlikte sosyal medyada dikkatimi çeken gelişmeleri de sizlerle paylaştıktan sonra hemen ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Fransız medyasına gideceğiz. Fransız basınından Le Figaro Türk siyalarını yine ele aldı. Bayraktar TB2'ler Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı direniş anahtarı dedi. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Fransız basını Rusya-Ukrayna savaşını takip ederken insan savaş araçlarına da yalandan övgüde bulunmayı ihmal etmedi. Fransız medyası dedi ki hali hazırda Bayraktar TB2 bir düzine ülkeye satılmıştı satıldı. Türk askeri teknolojisinin mücevherleri 2019 yılında Ankara ile imzalanan ilk sözleşmenin ardından Ukrayna ordusunun hizmetine girdi. Ukrayna radyolarında alışılmadık bir şarkı çalmaya başladı. İşgalciler Ukrayna'da bize geldi ama cephanelikleri çöktü. Bayraktar bayraktar heyecanlı bir erkek korosu Rus kuvvetlerine zor anlar yaşatan Türk İHA'larını yüceltiyor. Vladimir Putin tarafından 24 Şubat'ta başlatılan saldırının başlamasından bu yana Türk yapımı İHA'lar sosyal ağlarda paylaşılan videolara göre Rus sırlı araçları, füze sistemleri ve kamyonları dahil olmak üzere birçok aracı imha etti diye Fransız Le Figaro gazetesi haberini sonlandırdı. Siz de aynen benim gibi düşündünüz. Fransız medyası böyle keyfinden mi Türk siyalarını övüyor? İşte Bayraktar şunu yaptı. Bayraktar direnişin anahtarı diyor. Tabii ki de hayır. Fransızlar tamamıyla aslında burada algı oyunu yapmaya çalışıyorlar. Rusya'ya karşı kendilerini böyle geri plana atıp Türk siyaları, Türk bayraktarları Rusları yok ediyor, Ruslara zarar veriyor diyerekten Rusya ile Türkiye'yi karşı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar ve bu haberleri haftada en az 2-3 sefer yapmaktalar. Özellikle de Batı medyasında ne zaman Türkiye'ye öven bir haber görsem illaki altından bir bit yeni çıkıyor. Gerçekten de öyleydi. Dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve hemen akabinde videomuzun başlığından da göreceğiniz üzere bugünkü en önemli konu başlığımıza gelmiş oluyoruz. Değerli dostlar hep birlikte bir Rus basınına gideceğiz. Rus medyasından Avia Pro son yayınlamış olduğu haberinde Ukrayna ordusu Bayraktar TB2'lerin son son sürümünü kullanıyor dedi. İsterseniz ben lafı hiç uzatmadan haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Metni aynen Rus medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Rus medyasından Avya Pro Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin son sürümleri kullanılıyor diye başlık attı. Haberin devamında Türkiye Kiev'in bağımsız olarak özel Türk şirketleriyle sözleşmeler imzaladığını vurgulayarak Ukrayna'ya silah tedarik etmediğini resmen açıkladı. Anlaşıldığı üzere Ukrayna'ya kısa süre önce teslim edilen saldırı dronları arasında Türklerin kendi imkanları Ile üretmiş olduğu Aselsan Cats elektro optik sistemleriyle donatılmış yeni seçenekler bulunmakta. Bu gelişme her son bölgesinde Bayraktar TB2 insan sava aracını kullanan videodan bir parça ile kanıtlanmıştır. Burada insan sava aracının saldırıları 48 kilometreden fazla bir mesafede ayarladığını açıkça görebilirsiniz diye Rus medyası bu şekilde haberini sonlandırdı. Gerçekten de hani nutkum tutuldu. Maşallah özellikle de Aselsan Kets sistemimizin 50 kilometre öyle yanlış duymadınız öyle az bir rakam değil yani 50 kilometre mesafeden bu şekilde net bir görüntü aktarması takdire şayan mühendislerimizin eline sağlık tabi devamında bitti mi daha bitmedi sizler için Bayraktar TB2'lerin her son havaalanının görüntülerini aktardım ya çok uzun uğraşlar sonucunda yani girmedim telegram kanalı kalmadı açıkçası Rus kaynaklarından ve Ukrayna kaynaklarından Bayraktar TB2'lerin hangi bölgeden harita üzerinde gösterilmiş bir şekilde her son havaalanını gözetlediğini buldum. Bayraktar TB2'lerin Mikolayev bölgesinden her son havaalanını gözetlediğini öğrendim. İsterseniz haritamız bir karşımıza gelsin. Neler olmuş neler haberimiz yok. Detaylar şu an sizlerle. Sizler için uzun uğraşlar sonucunda her son havaalanını gözetleyen Bayraktar TB2'lerin konumuna ulaştım. Sol taraftaki çember Bayraktar TB2'nin bulunduğu konum yani Mikolaev semalarında Bayraktar TB2 gezerken sağ taraftaki kırmızı çember ise her son havaalanını yani sizlere Rus medyasından aktarmış olduğum görüntünün çekilmiş olduğu havaalanı. Buradaki mesafeyi kendim ölçtüm ve daha sonrasında 48 kilometre gerçekten de doğruydu. Maşallah diyelim nazarlar değmesin. Türk savunma sanayisi Ukrayna'da resmen deyim yerindeyse şov yapmakta. Büyük ihtimalle Kanadalılar yaklaşık 50 kilometre öteden cam gibi görüntü aktaran Aselsan CAT sistemlerini sahada bu şekilde görünce sıkıntıdan, stresten ne yapacağını şaşırmıştır. Bize vermezseniz Türk mühendisleri en iyisini kendi imkanlarıyla tasarlarlar. Güzel bir gelişmeydi. Bugünkü son konu başlığımızda hep birlikte bir. Hatırlarsanız sizlere yaklaşık bir video kadar önce Önceydi. İşte Ukrayna veya da Rusya Odessa kıyılarına mayın döşedi ve bu mayınların söylentilere göre Türk deniz sınırına girdiği de belirtiliyor demiştim. Bugün Türk deniz kuvvetlerinden konuya ilişkin bir açıklama geldi. Türk deniz kuvvetleri özellikle de sivil gemicileri uyardı. İsterseniz haberimizin detayları son olarak bir karşımıza gelsin. Rusya'nın Soçi Liman Müdürlüğü Odessa Körfezi açıklarında Ukrayna tarafından döşenen mayınların fırtınada kopup sürüklenmeye başladığını duyurmuş. Ukraynalı yetkililer ise konuya ilişkin Rusya'yı suçlamıştı. Hatta hatta mayınların İstanbul'a da ulaşabileceği ön sürülmüştü. Bugün sabah saatlerinde bu konuya ilişkin Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından da denizcilere uyarı geldi. Yapılan açıklamada Odessa limanları açıklarına mayın döküldü rapor edilmiştir. Bahse konu mayınların donanımlarından koparak sürüklenen mayın haline gelebileceği ve seyir tehlikesi yaratabileceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple bölgede bulunan ve seyir yapan tüm gemilerin sürüklenen mayınlara karşı keskin gözlülük tesis etmeleri önemlidir. Sürüklenen yani mayın veya mayın benzeri cisimlere ilişkin tespitlerin ivedilikle Türk Radyo'ya, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na veyahut da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmesi rica olunur diye Türk Deniz Kuvvetleri böyle bir bildiri yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Samsun Navtex istasyonundan yayınlanan bu bildiriyle birlikte şunu anlayabiliyoruz ki değerli dostlar durum büyük ihtimalle ciddi. Yani mayınlar bağlı olmuş oldukları sistemlerinden kopmuş olabilirler. İnşallah ülkemizin kıyılarına gelmezler. Çünkü özellikle de bu askeri amaçla döşenmiş mayınlar sivil gemilere oldukça büyük zararlar verebilir. Bu konuda dikkatli olmalıyız. Zaten Türk Deniz Kuvvetleri gereken önlemleri almıştır. Fakat önemli bir gelişmeydi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü bana ayılan süreninde de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.